Başkanın bir futbol aklı aradığı gerçeğini söylememiz lazım ve maalesef Türkiye'de de hani Galatasaray camiası içinde de çok fazla, Türkiye'de de çok fazla olmadığını düşünüyor futbol aklının. Diyeceksiniz ki nereden bu sonuca vardınız? o röportajda söylediği sözleri söylüyorum. Fatih Terim çok önemli bir futbol aklıdır. Galatasaray'da futbol aklı 5 kişiyi bile geçmez. Onların başında da ilk 5 kişinin arasında Fatih Terim var diyor demek ki bir futbol aklı arıyor yani Fatih Terim olmadığına göre ona teklifte yaptık diyor bir futbol aklı arıyor ama şunu da söyleyeyim artık e, globalleşen dünyada e, yani öyle bir oyuncuyu keşfetmek artık çok büyük bir mucize falan da değil artık yani onu da söyleyeyim sana ya yani global dünyada artık yani oyuncu keşfetmek ya yani Enis Destan nereye gidiyordu? yurt dışına gidiyordu. Trabzonspor'a gitti. Yani keşfedilmemiş oyuncu mu? Yani tesadüfen mi bulunuyor? Artık e, globalleşti dünya. Ya yani onun için de e, hani böyle e, mucize oyuncular bulacak hı hı. bize, müthiş işler yapacak, biz büyük paralar kazanacağız falan. Yani böyle bir şey e, çok fazla iyimserlik olur onu söyleyeyim. 11 yaşında buluyorlar öyleler artık, artık. Yani, yani. A, artık öyle yani e, öyle çok büyük e, ...büyük umutlar beslemek... ...bu noktada çok iyimserlik... Yanlış bir algıya götürebiliyor... ...çünkü kampusun geçmişiyle özdeşleştirilerek... ...bir beklenti i̇şte içerisine herkes. Ben şimdi şöyle Galatasaray camiası... ...şöyle bekliyor benim gördüğüm kadarıyla... ...Kampos bize diyecek ki... ...Serdar'ı al, Haldun'u al, Erdem'i al... ...ondan sonra sen onları... ...bir sene sonra bir satacaksın... Birinin 25 milyona, birinin 30 milyona, bir öyle bir şey yok. Aydın abi bu arada lafını bölüyorum ama kamposu reji size çok benzetmiş. Abi orada. bana da bana da sosyal medyadan <laughs> geldi o gün. Haldun abi değil mi dedi ya maskeyle. İ, i̇sim vermedim. Komple rejimin üzerine attım ben bu benzetmeyi ama artık olsun. Yani gör, görüntü benziyor ama... E, bu arada benziyor şey, maske olmasa daha net gör, belki. Görüntüsü <laughs> <yorularız> benzer ama <laughs> şeyi benzetmek <laughs> pek mümkün değil. Yani mevduatını benzetmem pek mümkün değil tabii. Görüntüsü benzeyebilir belki ama... Yani, e, yani onu özellikle söyleyeyim tabii e, insan insana benziyor tabii ki. <laughs> Yapınızı böldüm kusura bakmayın. Yani bahsedin. acaba şey olur mu yani Burak Elmas yani madem kampos olmadı Haldun Doğaçlar <laughs> o da ona olabilir. benziyor diye. diye. Serdar Sarıdağ da söyledi <laughs> basını sevmez dedi nereye gittiğini anlamazsınız dedi. Fark etmezler Haldun abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir benzerlik var maskeyle. O gün bana da yazdı bir Instagram'da abi dedi Haldun abi değil mi o dedi. Evet evet. <laughs> ben ben öyle geldim. <laughs> dublörü olarak geldim buraya. Yani e, ya büyük mucizeler beklemek çok e, fazla iyimserlik olur. E, ayrıca da mucizeler beklemeye de gerek yok. Senin elinde de bazı mucizeler oluşuyor. Yani demek ki e, şimdi bir taraftan eleştiriyoruz ama Fatih Terim de gitti Üçüncü Lig'de. Altyapısını ben biliyorum ama üçüncü Lig'den gitti. Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. Bugün Kerem Aktürkoğlu nereden bakarsan bak verdi vermedi Atletico Madrid ise Ya 15 milyon euro civarına ulaşan bir oyuncu. Ha, daha iyisi olur mu? Olabilir. Ee, ama o civara ulaştı. E sen zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro verilirken iki sene önce neydi? Abdülkadir Ömür. Bu, bak bulunuyor demek ki yani. Abdülkadir Ömür'de kendi, da, öz, kendi zaman. öz kaynağından. Yani onun için ben hani öyle ee, çok çok böyle hani Luis Campos gelecek e, sihirli e, bir e, değnek değdirecek ve bütün oyuncular altına dönüşecek falan öyle bir şey yok tabii ki öyle bir gerçeğin olmadığını söyleyelim. Tabii ki faydası olur. Burada e, muhtemelen Burak Elmas kazan kazan yapmaya hı hı. çalışacak benim anladığım o kazan kazan. Yani sen sat ne, nedir? Payını dalarsın. Payını. Öyle bir anlaşma da olabilir. İşte Kerem sat 20 bin euroya. Tamam mı? Yüzde yirmi beşi senin, beşini sen, on beşini biz alalım diyebilir. Bu da akıllıca bir e, pazarlama politikasıdır. E Galatasaray'ın oyuncularının PR'ı açısından belki evet, biraz daha Yoksa oraya. yani ondan dolayı böyle hani resmi bir görev kabul etmiyor. Ne yapacak resmi görev kabul edip de? En kolayı bu. Ne uğraşsın yani onu yanlış aldın, bunu yanlış aldın diyecek yerde. Sattım, cebine parasını koyar, gider. Onun için bana benziyor ama biz o oyundan benzemiyor. <laughs> yani oradaki temel sıkıntının e, o olduğunu söyleyeyim. Ama bir futbol aklı aradığını zaten e, Burak Elmas söyledi. Yani açık açık seçik söyledi. Ben yani beş kişi de vardır futbol aklı dedi. Onlardan biridir Fatih Terim. Fatih Terim de teklifimizi kabul etmedi dedi. Yani kabul etseydi Fatih Terim'i futbol aklı olarak kullanacağım. O da tabii bir, e, bir düzlemde... Ee, yanlış bir e, bilgi değil mi? Evet, yanlış bir bilgi. Şöyle, yani Fatih Terim'in futbol aklıyla başladın zaten sezon başına, sezona ve yarıda bıraktın. Yani o bu Fatih Terim futbol aklını hani şu oyuncuların transferini bir başkası yaptı. Fatih Hoca futbol aklını kullanmadı mı? E, kullandı. E, kullandığı futbol aklında beğenmedin, olmadı dedin. Yani iyi gün, e kötü. Olmadı gitti. olmadı başa sonuçlar Evet. Kötü gidince? Beğenmedin. E, o zaman söyleyecek bir şey yok yani futbol haklı olarak da. Yani ben yani Galatasaray'daki işlerin e, çok su üzerinde kalan kısmını görüyoruz. Su altında yani hani derler ya buzdağının altındaki e, tabloyu görmüyoruz. Buzdağının altında çok ciddi e, sorunlar var. Fatih Terim'in gidişiyle işte oradaki gidiş şekliyle şimdi Mart ayında Divan Kurulu var. Orada yapılacaklar. Mayıs ayında bir kongre için içeriden ciddi bir hazırlık var. Onu söyleyeyim. Çok net hazırlıklar başladı. İkili görüşmeler, üçlü görüşmeler yapılıyor. Yani ee, bir an önce Galatasaray toparlayamazsa Burak Elmas'ın da e, süresi çok uzun olmayabilir. Onu söyleyeyim. Bu bir arada tabii biz Kampos e, üzerinden değerlendirdik. Az önce Emre Kaplan'a da Halil Ondomar siz sormuştunuz. Gomis konusu da şu anda Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konu. Bir kesim e, yaşı gereği Gomis'e dönülmemesi yönünde bir görüş belirtiyor. Bir kesim Gomis'in özellikle sezon sonuna kadar Galatasaray ilaç gibi geleceği söyleniyor. Şimdi Galatasaray'ın son 12 yıldaki... Ee, forvet oyuncularının rakamlarına baktığımız zaman sadece iki isim 30 gol barajını geçiyor. Bunlardan biri Burak Yılmaz, biri de Gomis. Çünkü son vuruşları çok iyi adamlar ve doğru noktada duran adamlar. Mesela Batça'ydaki sıkıntının nedenlerinden biri işte topu e, aldığı yerden kaleye gelene kadar verdiği efordan, harcadığı efordan dolayı son vuruştaki zayıflığı. Ama bu oyuncular hakikaten topla doğru noktada çok iyi buluşabiliyorlar. Şimdi bak Gomis... Premier Lig'in diplerinden bir takımdan gelsin veya Championship'ten gelsin Gomis. Ben bir buçuk sene yaparım anlaşmayı. Ama oradan gelince Galatasaray yönetimi gibi düşünürüm. Senin dediğin nokta. Bak Cenk Tosun geldi, çatır çatır atmaya başladı. Çünkü İngiltere Ligi'nin ve İngiltere'nin bir alt liginin antrenmanı bu ligin üzerinde. Ama Ara Arap coğrafyasına geldiği zaman evet soru işareti olur. Soğuz'a hepimize yanılttı. Ee, Galatasaray'ın Opsiyonlu seçeneği sunması bence doğru hareket. Kasayı da düşünmesi lazım. Ama kısa vadede e, sana o son vuruşları bildiğimiz evet. bir Gomis çünkü kısa vadede tabii besleyebilmek çok önemli. Çok şey önemli. kazandırabilir. Mesela Gomis e, alıp da arka mekanizma aynı kalırsa işlevsiz kalırsa oraya değil Gomis'i Zlatan'ı evet. da yanına koysa. Yaşa işte en son yaşarsın. bakmak Şimdi, gerekiyor. Yani şu an Burak Yılmaz geliyor olsa hayır mı dersiniz? Tabii ki, tabii ki de gelsin Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ı kaç yaşında transfer etti Dilil? 34 33, mi? 33, 33 34 30 ya 34 canım, 34'te aldı. aldı. 34'te yani. 34 yaşında 30, 30 geliyor. Fransa, Fransa Tabii Fransa'da lig bi, Kim liglere, aldırdı? Liglere. Luis Campos aldı. <sharp> Luis Campos. yani. Şunu onu diyorum yani bir şeyi için Senin ihtiyacın, aldırıyor. ihtiyacın olan e, duruma bakacaksın. Şöyle söyleyeyim. Tamamen e, bir e, senaryo yazalım. E, Gomis olsa senin elinde. Gomis olsa Trabzonspor maçının ilk yarısında mükemmel bir oyun oynamışsın. Gelir Gomis ikinciyi atar. 2-0 olur, 2-0'dan dönmesi çok zorlaşır. Bir yani de Haldun bu... abi, hazır Gomis açılmışken şunu da unutmadan söyleyeyim. Gomis'in Galatasaray'dan gitme nedeni neydi? E Maddi dediler. Bir, bir 500 bin evet. euro fazla mı 700 bin euro mu ne? Gittikten sonra gelenlere harcadığın parayla onun yerini dolduramadı. Evet. Bak gele, Bunlardan biri Cagne Kaç milyon euro? 13 milyon i̇şte, euro Cagne. Harcadığın bir parayla. De de var. Şimdi bunu Galatasaray için söylemiyorum sadece. Gel Beşiktaş'a, Abu Bakar daha erken sözleşmeyi uzatabilirdin. Güncelliyebilirdin. Arap Coğrafyasını gitmeden önce, orayı uyandırmadan önce menajeri... Belki, belki Larin'de yaşayacak şimdi. Bak belki Larin'de yaşayacaksın. Bunlar çok önemli. Ya gol atanla, golü tutanı varsa adamla yap kontratını 3 senelik, 4 senelik. Hiç Amerika'yı yeniden keşfetmenin, kıtayı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok ki. Bak yerini dolduracağım. Belki 8 bin euro, belki 1 milyon euro. Ha başka bir şeyler olmuş olabilir belki... O hocayla yönetimle aralarında e, çok şiddetli e, saygı çerçevesini aşan tartışmalar da olmuş olabilir onu bilmiyoruz o ayrı öyleyse ama o, öyle bir şey yoksa maddi anlamda bu ayrılık olduysa harcadığın milyon eurolarla onun yerini dolduramadın.